Efendim mutlu akşamlar, işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve hemen dikkatinizi ekrana verelim. Çünkü bakın Sultanahmet'te Büşra Nur Danişment bizleri bekliyor. Orada artık iftar hazırlıkları yapılıyor malumunuz. Oradaki coşkuyu bize aktarmak üzere arkadaşlarımız gittiler. Oradaki ambiyansı bize canlı canlı aktaracaklar. Diyoruz ki 11 ayın sultanı, işte Ramazan ayı başladı, hoş geldi diyoruz ve bu şekilde karşılıyoruz. Aslında düne gitmemiz gerekecek, biliyorsunuz. Neden? İşte sahura kalkıldı. Ramazan davulcuları manilerini okudu. Bütün Türkiye'den biz de onları topladık. Ekranlarınıza az sonra getireceğiz. Ve günün bomba haberi efendim. Bomba görüntüsü de ekrana gelecek. Nedir o? Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Kireç'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir bavul para sayarken ki görüntüleri var elimizde. Hepsi az sonra diyelim ve... Evet, işte 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Hoş geldi. Mübarek ayı coşkuyla karşılayan Müslümanlar da ilk teravih namazı için camilere akın etti efendim. Sahur vaktinde de aynı coşku devam ediyordu. Mersinli vatandaşları kadın davulcular maniler eşliğinde sahura kaldırdı. İstanbul sokaklarında da kameralara yeni nesil, dikkat edin, yeni nesil davulcular takıldı. Bu ayın rahmetinden gereği gibi istifade edip bayrama erişmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Dualar edildi, mahyalar yakıldı. 11 ayın sultanı Ramazan, Şehzadeler şehri Amasya'da coşkuyla karşılandı. Ramazan-ı Şerif'imiz öncelikle ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini diliyorum. Her sene olduğu gibi meşalelerle, fener alayımızla karşılanmış buluyoruz. Belediyenin bando takımı çaldı, marşlar eşliğinde yürüyüş yapıldı. Kent meydanında eller semaya açıldı, dualar edildi. Ramazan ayının karşılandığı akşamda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Ramazan sadece oruç tutmakla değil, aynı zamanda sabır, sadaka, yardımlaşma ve manevi arınma gibi önemli değerleri de barındıran bir aydır. Yani çok mutluyuz. 11 ayın sultanı geldi. Ramazan ayı geldi, kalplerimiz huzurla doldu. Ramazan ayını coşkuyla karşılayan Müslümanlar ilk teravih namazı için aileleriyle birlikte camileri akın etti. Heyecanla karşılıyoruz. Buradayız. Bu atmosferi yaşamak istedik. 11 ayın sultanını burada karşılamak istedik. 11 ayın sultanını İstanbul'da karşılayanların ilk adresi Büyükçamlıca Camisi oldu. Bugün de ilk teravihlerinizi Büyükçamlıca Camisi'nde kılmak nasip oldu. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun inşallah. Cami direk ister, söylemeye yürek. Benim karnım toktur ama kameraman arkadaş börek ister. Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da mesaiye başladı. Esenler'de yeni nesil davulcular vatandaşları vosvosla sahura kaldırdı. 8 sene oldu bu işi yapıyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik bundan 8 sene önce ve her Ramazan'da da vatandaşımızı uyandırmaya devam ediyoruz. Vosvoslara ses sistemi kuran davulcular vatandaşlar için Ramazan manisi yakmayı da ihmal etmedi. 11 ayın sultanı, hoş geldin hepimize. Sesi duyar duymaz camlara çıkanların vosvoslu davulculara ilgisi yoğun oldu. Oruç Rabbin ihsanı, bildirildi fermanı, günahları eritir 11 ayın sultanı. Erdemli'de ise vatandaşları ilk sahura kadın davulcular kaldırdı. Bu kutlu görevi üstlendiğim için şu anda hem mutluyum hem gururluyum. Annemle birlikte beraber sokaklara çık. Çok mutluyum. İnsanları sahura kaldırıyoruz. Çok heyecanlıyım. Gönüllü kadınlardan ritim grubu kuruldu. Üyelere eğitim verildi. Hazırlıklarını tamamlayan kadınlar Ramazan'ın ilk günü davul eşliğinde maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırdı. 3 yıldan beri eğitim alıyoruz. Sahurda davulumuzu da çalıyoruz. Akşamları yemeğimizi de yapıyoruz. Sultan Gazi'de ise Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için ailesiyle birlikte camiye giden 64 yaşındaki Ömer Başar, namaza dakikalar kala kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.